Herkese merhaba. Sinema artık yine dop dolu ve benzersiz içeriğiyle karşınızda değerli izleyenler. Bu bölümümüzde sizi neler bekliyor? Birlikte izleyelim. Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta haftanın öne çıkan sinema haberleri, vizyona giren filmlere kısa bir bakış, Timur Harzadın'la özel bir sohbet, Yusuf Ziya Gökçek'le Filistin sineması incelemesi ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Haftanın öne çıkan sinema olaylarını sizler için derledik. Sinema Artı, Haber Artı ile başlıyor. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? İstanbul Modern'de her ay farklı bir film programı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Kafayı! Hem dünya hem Türk sinemasının kült yapıtlarına yer verirken, yerel ve uluslararası güncel üretimleri de sinema severlerle buluşturan platformu, film küratörü Müge Turan anlattı. İstanbul Modern Sinema, sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliğini vurgulamak amacıyla yeni bir projeye başladı. Boşluğa Dikkat adını taşıyor. Bu biraz hem biraz uyarı, hem de birazcık da bu boşluğu doldurmak için bir gayret aslında. Sinema sektöründe kadınları daha öne çıkaran, farklı meslek gruplarındaki kadınları öne çıkaran bir etkinlik dizisi bu. İlk olarak Ağustos ayında açık hava gösterimiyle başladık. 5 kadın yönetmenin filmini gösterdik ve İranlı yönetmen Firuze Kosravani'yi buraya davet ettik. Bize İran'daki kadın sinemasından, oradaki dayanışmadan bahsetti. 28 Ekim'de de çeşitli After Sun gibi, Cemil Şov gibi, Anadolu Leopar'ı gibi filmleriyle tanıdığımız, filmlerdeki işleriyle tanıdığımız Billur Turan bize konuk oldu ve sanat yönetmenliği ya da prodüksiyon tasarımı ile ilgili içten bilgiler verdi. Hem biraz mesleki zorluklardan bahsetti. Hem de aslında mesleğiyle ilgili sırlar paylaştı bizimle. Boşluğa Dikkat aslında bizim hem bir yandan her ay düzenlediğimiz programlar var, film programları bunlar. Ama bir yandan da yepyeni bir proje aslında Boşluğa Dikkat. Ve daha çok gerçekten kadın sinemacılara odaklı bir proje. Dolayısıyla kadınlar konuşuyor, kadınlar atölye çalışması yapıyor, kadınların filmleri gösteriliyor gibi. Yani bir diyalog ortamı oluşturmak. Evet, bu boşluğun da aslında boşluğa dair de bir farkındalık yaratmak tabii neticede. İstanbul Modern Sinema'nın Düşten Maddeye adlı film programı ise sinemada kadınların üretimine odaklanıyor. Programdaki filmleri belirleyen Billur Turan, yapım tasarımı ve sanat yönetimi konuları odağında bir atölye gerçekleştirdi. Boşluğa Dikkat programına dahil olduğum için çok mutluyum. İlk bana İstanbul Modern Sinema bu daveti getirdiğinde sanırım geçen seneydi. Ve bu aslında programın bu hale gelmesi bir süreç sonucunda oldu. Dikkat ettiğimiz en önemli kriter bütün filmlerin sanat yönetmenlerinin kadın olması. Ama bunun dışında da tabii ki hani hem benim kişisel olarak hani zaman içinde izlediğim ve iz bırakmış filmler bunlar. Hem de hem coğrafi olarak hem zamansal olarak bir dağılımı olsun istedik. İkinci en önemli kriter de tasarım açısından farklı bakış açılarını göstermesiydi benim için. Örneğin Çığlıklar ve Fısıltılar oldukça teatral bir film. Yani renk paleti çok kısıtlı, kırmızı, siyah ve beyazdan oluşuyor. Ama hani filmin konusu ve oyunculuk tarzlarıyla bu çok iyi bütünleşiyor ve bence izleyiciyi hiç filmden çıkarmıyor. Ya da mesela Sarayın Gözdesi'ne baktığımızda bir dönem filmi ama klasik bir dönem tasarımı olduğunu söyleyemeyiz. Çok daha kendi tarzlarını yaratmışlar ve belli elementleri çıkararak çalışmışlar. Ya da Berlin üzerindeki gökyüzü hem şehri ve belli bir döneme tanıklık etmesi açısından önemli bir film olduğunu düşünüyorum. Aber manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben.
Kült filmlerden modern başyapıtlara uzanan seçkide, sinematograf Sven Nykvist'e Oscar kazandıran yeni restore edilmiş Ingmar Bergman'ın Çığlıklar ve Fısıltılar, Wim Wenders'ın Berlin Üzerindeki Gökyüzü filmlerinin yanı sıra bu yıl Cannes'da Altın Palmiye kazanan Justin Trier'in Bir Düşüşün Anatomisi gibi pek çok film yer alıyor. Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux? Non, I don't know. Bu yıl SIAD ödüllerinde Natalie Yeres'in en iyi sanat yönetmenliğine layık görüldüğü Tayfun Pirselimoğlu filmi Ker'de seçkide gösterildi. Kim o? Babam da öldü gitti ha. Sen? Ben daha önce hiç morga gitmemiştim. İstanbul Modern Sinema'nın güncel programları resmi sitesi üzerinden takip edilebilir. Tam ne gördün? Takım elbise. Direnme ve özgürlük temalarının baş mimarlarından Filistin sineması. Zengin bir birikimi olan yönetmenler birçok ilham verici ve güzel hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Dünyaca tanınan yönetmenler ve oyuncuların yanı sıra pek çok festivalinde ana teması olmayı başardı. Konusuyla olduğu kadar sinematografik yapısıyla dikkat çeken bazı yapımları ise şu şekilde örneklendirebiliriz. Beş kırık kamera. Bir ailenin 5 yıllık karmaşa içindeki evrimini konu alan Filistinli çiftçi Emad Burnat tarafından 2005 yılında çekilmeye başlanan belgesele 2009 yılında İsrailli yönetmen Guy David'i dahil oldu. En iyi canlı aksiyon kısa film dalında Oscar'a aday gösterilen dram türündeki Şimdiki Zaman filmi ise Yusuf ve küçük kızının evlilik yıl dönümünde karısına hediye almak için Batı Şeria'ya doğru yola çıkmasını anlatıyor. What we have here? Security chief, move now. Avrupa Film Ödülleri, Berlin ve Asya Pasifik Sinema Ödülleri gibi birçok festivalden sayısız ödüle layık görülen, Eran Rekles'in yönettiği yaşanmış bir hikayeden esinlenen Limon Ağacı filmi ise, İsrail Savunma Bakanı Shaul Mofaz'ın kaçakların saklanma yeri olarak kullanabileceğini öne sürerek, evinin yanındaki Filistinli ailenin limon ağaçlarını kesmeye başlamasını konu ediniyor. Locarno Film Festivali, San Francisco Film Festivali, Buenos Aires Bağımsız Filmler Festivali ve Transilvanya Film Festivali'nden ödüllerle dönen İtalyan film yapımcısı Saverio Costanzo'nun yönettiği özel filmi, evlerinin yakınında şiddet olayları artınca eşinin korkularına rağmen Muhammed'in evlerinde kalması konusunda ısrarını ve direnme arzusunu ele alıyor. Io paura, paura! Cosa credi anch'io paura! Ma non voglio essere un rifugiato! Belgesel türündeki örnekleriyle hafızalarda yer eden Filistin sinemasının ses getiren yapımlarından bir diğeri ise Cenin Cenin filmi. Filmde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin gücüne maruz kalan Cenin şehrinin sakinlerinin hayatı ve travmaları yönetmen Muhammed Bakri'nin gözünden aktarılıyor. Hani Abu Asad'ın hem yazıp hem yönettiği Aşk ve İhanet Çıkmazı'nda alışagelmişin dışında Filistinli gencin hikayesini anlatan yapım Ömer, akademi ödüllerine aday gösterilmişti. Hod nefes, haddid el hedef da'ak, toh. İzleyenler üzerinde derin bir etki bırakan Mai Masri'nin direnme ve dayanma gücünü odağına alan 3000 Gece filmi, İsrail hapishanesinde doğum yapan genç bir Filistinli öğretmenin hikayesini anlatıyor. Konu ve tür bakımından zenginlik kazanmaya başlayan sinema, özgürlük ve aidiyet temalarından besleniyor.
Filistin sineması dünyanın bambaşka noktalarında üretmeye, kendini var etmeye devam ediyor. Bu hafta hangi yapımlar beyaz perdeyle buluşmuş birlikte izleyelim. Meraklısı için Vizyon Artı geliyor. I just want you to know one thing. Bir düşüşün anatomisi. I'm not a monster. Film annesinin şüpheli olduğu davanın seyrini değiştiren bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Justin Trier'in oturduğu yapım, 11 yaşındaki görme engelli Daniel'ın anne ve babasıyla birlikte bir yıldır dağlarda her şeyden uzak bir yaşam sürerken, babasının ani ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu sorularına yanıt arıyor. I did not kill him. That's not the point. Altın Palmiye ödüllü filmde Sandra Hüla, Svan Arlat ve Milo Machado Graner rol alıyor. Ruhi acın Mustafa. Atatürk 1881-1919. Kimseye kendini estirmeye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesi beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor. Boğazında onları durduramazsın. Ne olacak biliyor musun? İki bölüm olarak izleyiciyle buluşacak olan filmin ilk kısmında Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemler yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturuyor. Gidebiliriz. Savaşın olmadığı bir yer buluruz. Vatan. Aras Bulut İnemli'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı yapımda Songül Öden ve Mehmet Günsur da rol alıyor. Size perişanlık vaat ediyorum. Ben Yarbay Mustafa Kemal. Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Hey, mik mik. Hazır mısın? Büyük macera 2 sürpriz misafir. Büyük macera filminin devam hikayesi olan film, ayı Mik Mik ve arkadaşlarının yeni serüvenini konu ediniyor. Yanlış adrese teslim edilmiş. Yola çıkıp Carl'ın bu bebeği... Mik Mik, tavşan Oscar, panda ve leylek Carl'la birlikte küçük bir ayı yavrusunu uzaklardaki bir ormanda ailesine teslim etmek için sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkıyor. Bekliyor. Birinin bebeği çalarak bana getirmesi gerekiyor. Böylece benimle uğraşıyor. Animasyon filmin yönetmenliğini Vasily Rovensky ve Natalie Nilova üstleniyor. Bir de siyah beyaz tuhaf bir yaratık var. Ben sihirbaz pandayım. Tuhaf. Sinema Artı'da bu hafta çok kıymetli bir filmi konuşuyoruz değerli izleyenler. Bağlar, Kökler ve Tutkular. Önümüzdeki dönemde festival sürecine başlıyor ve çok değerli bir isim şu anda bizimle beraber. Psikoterapist, aynı zamanda bu filmin yapımcı koltuğundaki isim Timur Harzadın. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Öncelikle her şey yolunda mı? Büyük bir koşturma halindesiniz şu anda. Tabii bir taraftan da sinema sektörünün içinde olduğunuz için nasılsınız diye bir başlayayım. Vallahi bir koşturmacı içindeyiz. Hani normalde ben terapistlik yapıyordum ama son dönemde o işimi biraz daha geri plana bıraktım. Bu film yapımcılığına soyundum. Ondan önce de işte bir senaryo danışmanlığı yaptım. İşte filmlerde psikolojik sahneler var. Onlarla ilgili çalışmalarım oldu. Sonra da giderek kendimi bu işin içinde buldum. Aslında çok ilginç bir hikaye, o yüzden size sorularım olacak böyle konuşmamızın ilerleyen dönemlerinde. Ama tabii profesyonel anlamda sinemaya adım attığınız, ilk adım attığınız film bu, Bağlar, Kökler ve Tutkular. Evet.
Ben şunu merak ediyorum aslında. Farklı bir sektörden gelip, sağlık sektöründen gelip de sinemaya geldiniz ve yapımcı koltuğuna oturdunuz. Bu filmde sizi yapımcı koltuğuna oturtan motivasyon neydi? Ya aslında ben aynı zamanda iç hastalıklar uzmanıyım, tıp doktoruyum. Şimdi sağlıkla ilgili şeyler yapıyorum, ruhsal çalışmalar da yapıyorum. Kitaplarım var. İnsanlar hani duysun istiyorum, kendilerini geliştirsin ruhsal olarak ya da bedensel olarak daha iyi olsunlar. Öyle bir hedefim var nedense. Anladım ki sinemada aslında geniş kitlelere ulaşabiliyorsun. Hani kitap okuyan kitle biraz daha düşük ama sinemayı insanlar izleyebiliyor. Oradan böyle bir motivasyon oldu. Birkaç da filme danışmanlık yaptım. Onlar da geri dönüşleri olumlu oldu. Ondan sonra hadi dedim yapabilir miyim? Biraz böyle konfor alanından çıktım aslında, zor bir şeydi. Evet hocam, gerçekten zor bir iş. Çok da detay var bir film çekilirken. Bir sürü şeyler var işte, oyuncuları role sokmak, çıkartmak. İşte onlarla ilgili de eğitimler aldım. Oyunculuk eğitimi aldım. Şimdi senaryo eğitimi alıyorum. İşte onlar aslında çok kıymetli benim için. Bunları soracağım ama filme bir geleyim. Çünkü çok ilginç bir hikaye. Aslında göç olgusunu eksenine alan üç farklı hikayeye, üç farklı hayata odaklanıyoruz biz. Sonu hüzünlü biten üç farklı hikayede gerçekten insanı odağına almış bir film. O yüzden de merak ettim. Hani biraz da sizin kendi psikolojik motivasyonunuzu da merak ettim. Evet, insanlara ve geniş kitlelere ulaşmak bu bir, ama bir insan hikayesinin içinde olmak da muhtemelen, çünkü işiniz insanla olduğu için size ayrı bir motivasyon da sağlıyor galiba. Ya tabii şimdi kendi psikolojik motivasyonum aslında yeni bir şey yapmak. Yani kendi konfor alanından çıkıp benim için zor olan bir şeyi deneyimlemek. İkincisi de insanlara faydalı olmak. Yani şimdi insanlar tabii son yıllarda ruhsal sorunlar arttı. İnsanların ruhsal durumları bozuldu, ilişkileri bozuldu, işte bağımlılıklar arttı. Yani insanlar aslında ruhsal olarak iyiye gitmediler, kötüye gittiler. İşte bu pandemi falan da belki tuzu biberi olmuş olabilir. Hani biraz daha böyle topluma, ülkemize, belki dünyaya nasıl bir katkı sağlayabilirim, nasıl bir yarar olabilir? Filmde de böyle subliminal mesajlarımız oldu. Yani işte göçmenler gittiği ülkede ne deneyim diyor, neler yaşıyorlar. Oradaki insanlar onlara nasıl tepkiler veriyorlar, ama burada hani bir taraf tutmadan biraz daha ortadan bakmak. Yani biraz belgesel gibi, hani böyle göçmenlik iyidir ya da kötüdür gibi bir algı yaratmadan. Hani küresel böyle bir durum var ve göçmenlik giderek artıyor. Belki daha da artacak, işte savaşlar oluyor. Şu anda da yakın dönemde bir çatışma var biliyorsunuz. Hani bunlar bizi etkiliyor. Önceden işte Afrika'da savaş oluyordu. İşte bu Avrupa'daki bir ülkeyi etkilemiyordu. Şimdi insanlar internetten görüyorlar. Ben de diyor Avrupa'da yaşamak istiyor. Ya da işte Meksika'daki bir insan Amerika'ya gitmek istiyor. İşte bota biniyor, Avrupa'ya gidiyor. O zaman artık bir yerdeki savaş hani o orayı ilgilendiriyor, beni ilgilendirmiyor gibi bir şey yok aslında. Bu aynı zamanda ikincil travmaya da yol açıyor mu hocam? Mesela işte yakın zamanda tabii büyük bir felaket yaşadı ülkemiz biliyorsunuz. Yüzyılın felaketiydi. Orada tanıştık biraz ikincil felaketle. Bu savaş durumları yine insanlar için de böyle. Yani mesela savaştan etkilenmeyen uzaktaki bir insan yine ben işte o travmayla, psikolojiyle farklı bir ülkeye gitmek isteyebilir mi? Öyle psikolojik sorunları olabilir mi? Tabii. Mesela diyelim bir deprem dönemi geçirdi ülkemiz. Şimdi o dönemde insanlar işte beni arıyorlar, bana fikir soruyorlar. İşte, ama arayanların çoğu deprem bölgesi değil. İzmir'den biri sarıyor, İstanbul'dan biri sarıyor. Yani depremi yaşayanlar aslında o duyguyu yaşamış, biraz duygusu yatışmış. Depremi yaşamayanlar da ya bizim burada da olursa. Bu savaş için de belki yavaş yavaş böyle olmaya başlıyor. Yani o savaşı deneyimleyenler o duyguyu artık yaşıyor. Bir süre sonra duyguları yatışmaya başlıyor. Sakinleşiyor, ona alışıyor belki. Ama uzaktakiler diyor yarın bizim burada da olur mu? Çocuğum etkilenir mi? İş hayatım ne olur? Böyle şeyler düşünmeye başlıyorlar. Hani biz küresel olarak hani bunu biraz daha sohbet etsek, işte ya da dünya liderleri bunları sohbet etse, hani bu savaşları bir miktar azaltabilir miyiz? Bu kadar göç etmeye gerek var mı? Hani yani diyelim bir insan eğitim almak için başka ülkeye gidiyor. Hani bu olabilir ama evi yıkılmış, işte bulunduğu yerdeki hastane yıkılmış, mecburen göç ediyor. Hani bunu azaltabilir miyiz? Belki böyle bir şey yaratmak. Hani Türkiye'den bir kesit sunuyoruz ama amaç Türkiye değil burada. Hani bunun benzerleri dünyanın her yerinde oluyor. Hani böyle bir farkındalık yaratabilir miyiz? Öyle bir şey hedefledim. Yani ben karşımda uzman bir psikoterapist görünce farklı şeyler de sorabileceğim belki bu sohbet sırasında hocam, onu da söyleyeyim. Şöyle yapımcılık koltuğunu biraz konuşacağım.
Çünkü benim aklımda şöyle bir şey var mesela. Farklı sektörden gelen birisi ben yapımcı olmak istiyorum der. Genelde böyle olur çünkü. İşte parasını verir, oturur hiçbir şeye karışmaz. İşte bu işin ticaretine bakar ya da işte artık bir titir değiştireyim. Ben yapımcı olayım, hadi bakalım film çekilsin der. Genelde tabii çok böyle herkesi genellemiyorum ama siz daha farklı bakıyorsunuz. İşin içinde senaryo dersi aldınız, oyunculuk dersi bile aldınız ve bu işin de bu filmin de her yerindesiniz. Çekim yerlerine gidene kadar. Tabii sette bizzat çalıştım ben. Yani bu aslında çok kıymetli. Hem yapımcı diyeyim hem de biraz amelilik gibi de. Tabiri caizse bir amelilik de oldu değil mi? Evet yani oyuncu koçluğu yaptım. Yeri geldi biri çay istiyor dedim ben getiririm. Hani ben yapımcıyım bana ne demedim mesela. Gittim onlara hizmet ettim. O sette bir sakinlik yarattı aslında. Mesela ben başka setlerde de bulundum. Böyle hep bir gerginlik. İşte o ona laf çakıyor. O ona bir şey diyor. Bizim setimiz böyle bir şey gibiydi. Yani daha bir huzurluydu. Bu da oyun kalitesini yükseltti. Yani insanlar gergin olmazsa, herkes sakin olursa oyuncular da role daha rahat giriyor, daha rahat çıkıyor. O da oyunculuk kalitemizi artırdı diye düşünüyorum. Evet, oyunculuk kalitesi demişken bu film için özellikle gerçekten üst düzey performanslar gördük. Evet. Uzhan Çakır var, Barancan Eraslan var, Ezgi Yaren Karademir. Ona da ayrı bir parantez açmak lazım. Zaten Uzhan çok iyi bir oyuncu. O selebrit oyuncumuz. Evet ve bu... Sizin dahliniz var mı böyle sorayım? Bu oyunculuk performanslarında. Var tabii ki. Yani orada şimdi mesela kavga sahneleri var. Oyuncular biraz şey yapıyor. Çekiniyorlar birbirlerine yumuşak davranıyorlar. Orada çalışmalarımız oldu. Daha sert, daha gerçekçi. İşte çobanımız var. Koyun çobanı. İşte ona rica ettik. Bir 10 gün dağda bir çobandan eğitim aldı. Dağda kaldı, çadırda kaldı. İşte o çoban giysilerini giydi. 10 gün boyunca yıkanmadı. Üstü başı ter içinde ama o dedi ben bunu deneyimleyeceğim. Bunlar sizin yönlendirmelerinizle mi oluyor? Evet biz yönlendirdik. Onlar da sağ olsun direnç göstermedi. Mantıklı buldu. O psikolojiyi anlamaları için. Evet yani çok... yani bir çobanın nasıl yaşadığını deneyimlemek başka. Bir de sete geliyorsun anlatıyorsun. O role giriyor. O başka. Hani o onu 10 gün yaşadı. Ya da diğer oyuncumuz işte Ezgi'ye dedim ki hani biraz böyle yöresel kıyafetler giydirelim. Biraz da eski kıyafetler. Şimdi Ezgi biraz daha böyle güzel giyinen, bakımlı bir... Çekimden kaç gün önce oluyor bunlar? Ezgi 2 ay önce. 2 ay? Mesela gecekondu mahallelerinde çektiğimiz sahneler var. İşte Ezgi'ye dedim ki işte gecekondu mahallelerine bu kıyafetlere yürüyüş yapacaksın. İşte AVM'ye gideceksin. İşte ne bileyim işte başörtülü sahneleri var. Normalde o baş açık birisi. Başörtüsü tak. Bu insan ne deneyimliyor? Hani olumlu, olumsuz neler hissediyor? Mesela o kıyafetlerle şey oldu. 2 ay... yaşadı. Mesela o işte kıyafetin bir yerine bir yırtık var. Ya dedi ben bundan utanıyorum dedi. Niye utanıyorsun onu dedi konuşalım. Bazen işte biraz çocukluk anılarına da gittik. Çünkü insanların yaşadığı duygu çok güçlüyse bazen çocukluktan da gelebiliyor. Mesela şu an ben bir şey yaşıyorum. 24 saat geçiyor o duygum geçiyor. O günübirlik bir şey olabilir. Ama bazen ertesi gün o bir daha aklıma geliyor. Öbür gün bir de beynim çıkamıyor o duygudan. O zaman biraz geçmişe gidiyoruz. Yani küçükken bu İşte o yırtığın onun hiç anlamı ne yani rezil olmak, utandırılmak mesela onları konuşunca tabii oyuncu kalitesi yükseldi. Hocam peki şimdi cevabına şaşıracağını düşündüğüm bir soru soracağım. Ezgi Hanım'ın Arapça aksanı ile ilgili. Evet. Bir çalışması oldu mu? Tabii ondan rica ettik. Dedik ki sen Arapça ders alır mısın? O da tabii ki dedi. Ona biz bir hoca tuttuk. Hem kendi bireysel çalıştı hem de o hocamızdan Arapça özel ders aldı. Sağ olsun o da uğraştı yani. Değil 2 mi? Ayda hani Arapça öğrenmedi ama o cümleleri söyleyebildi. Evet. O şivesini falan. Mesela o hoca hep düzeltti. İşte şunu şöyle söyle. Evet. Fena da olmadı yani. Gayet de güzel sanki akıcı konuşan bir hatta bir Arap gibi acaba mı dedim. İşte biraz da araştırdım filmi izledikten sonra. Dedim demek ki öğrenmiş olabilir yani. Evet yani biz mesela riskli sahnelerimiz vardı. Böyle bu bazı yerler o gecekonduda çektiğimiz bazı yerlerde insanlar dediler ki daha önce buraya sinemacılar geldi ama korktular işte orada işte madde kullananlar var, işte suç işlemiş insanlar var. Burası riskli burada çekilmez. Ben işte ekibi ikna ettim dedim biz o güvenliği sağlayacağız. Oradan birilerini bulduk dedik ki onlara işte ücret ödedik. Dedik bizi koruyun o bölgenin yaşayan insanları. Onlar güvenlikçilerimiz oldu sağ olsunlar. Oyunculardan ya mesela
taş ocağı sahnelerimiz var. Hani orada hı hı. dinamit patlatılıyor falan. Hani evet. gerçeğini de çektik orada. Şey yapmadık. Böyle işte oyuncular tozun içinde kaldı. Sıcak oldu. Onlara çok da öyle aşırı konforlu bir şey tabii. sunamadık. Ama onları da kullandık. Mesela ben dedi yoruldum dedi. Sen dedim bu yorgunluğu hissederek oyna. Daha iyi bizim için. Yani mesela o sahnedeki şeyini o yorgunluğu da attı. Ya da ben sıkıldım dedi. Dedim daha iyi. Sıkılmışlık duygunu kameraya göster. Hani onu yok etmeye çalışma. Onu biz kullanalım. Hocam ha? Yani uzman psikoterapistlik yönünüzü büyük bir avantaja çevirmişsiniz. Evet öyle, öyle değil mi? Yani, evet yani güzel oldu. Yani inşallah bunun diyorum devamı gelecek. Şimdi başka projelerimiz de var. Öyle koşturuyoruz bu ara. Peki o projeleri de çok merak ediyorum ama son olarak bu film özelinde bir festival macerası başlıyor. Evet başlıyor. Nerelerde olacak? Hangi ülkeler şu an anlaşma yapacağınız... ülke şirketler var mı? Var. Şu an mesela Yunanistan'da bir festivale başvurduk. Orada finale kaldık. Mesela 10 tane film finale kaldı. Türkiye'den tek eser biziz. Hadi o da bizi gururlandırdı. Böyle milli bir şey gibi de oldu. Şimdi Kasım'da gideceğiz. İnşallah ödül alacağımızı ümit ediyorum. Onun dışında başka festivallere şu an başvurduk. Fransa'da var, işte Almanya'da var. Onların başvuruları devam ediyor. Filmimiz oradaki şeylerle tabii online görüşmeler yaptım ben. Olumlu şeyler duydum oradaki festival yöneticilerinden. O yüzden diyorum hani alacağımızı ümit ediyorum. İşte Bulgaristan'dan bir yapımcı filmimizi izlemiş. Çok beğendi. Mesela Kasım'da oraya gideceğim, onlarla görüşeceğim. Onlar filmin bir kısmını satın almak, ortak yapımcı olmak istiyor ve orada tanıtımını yapmak istiyor. Tabii bu göç olgusu hani Yunanistan'da da var, Bulgaristan'da da var, başka ülkelerde de belki öyle ilgi çekmiş de olabilir. Onun dışında bu filmlerin satışıyla ilgilenen bir firma var, İtalyan bir firma. O izledi, onlar da beğendi. Kasım'da onlar da Yunanistan'a gelecek. Yüz yüze görüşeceğiz. O satış işleriyle belki onlar ilgilenecekler. Onun dışında da benim kendi yazdığım senaryolar var. Bakalım uğraşıyoruz. Senaryolar yine en iyi bildiğiniz alanla mı ilgili? Evet yani yine psikoloji ağırlıklı. Mi? Yani filmin bir yerinde psikolojik bir şey var. Zaten benim başlangıç noktam o. Hani insanlara psikolojik olarak bir eğitici bir şey olabilir mi? Ruh sağlığını düzelten bir şey yapabilir miyim? Hani insanlar işte kitap okuyorlar ya da terapiye gidiyorlar ama İşte belki o kadar vakitleri olmuyor ya da maddi durumu uygun diye ya da çekiniyor. Hani terapi de öyle çok eğlenceli bir şey değil. Bazen kendinle yüzleşmek yıkıcı da olabiliyor. Öyle değil mi? Sinema biraz daha yumuşak onu verebiliyor. Sinemada hani, aslında o psikolojiyi komedi filmiyle de verebilirsiniz. Evet. Korku filmiyle de verebilirsiniz. Bir de bu filmde şöyle bir şey yaptım. Şimdi genelde sanat filmleri aşırı böyle insanları böyle darlayan, böyle kötü hissettiren, duyguya sokuyor, oradan çıkamıyorsun falan. Dedim biz öyle yapmayalım. Azıcık bir aksiyon da katalım. Yani böyle birkaç saniye kötü duyguya sokuyoruz. Sonra çıkarıyoruz insanları. Bir sakinleştiriyoruz, sonra bir daha sokuyoruz. Yani böyle daha böyle kademeli. O yüzden mesela sanat filmi izleyenler bazen biraz şey yapabiliyor, sıkılabiliyor. Fazla duyguya sokuyor. Bizimki biraz daha akışkan oldu. Ben de izlerken o akıcılığı fark ettim. Evet. Aa dedim ki hızlı bitti ve sonunu merak ettim. Çünkü orada 3 tane hayata odaklanıyor daha önce de söylemiştik. Bu 3 aslında film bir göç sorunu filmi değil. Evet. Bir göç problemini anlatmıyor. Orada evet. tamamen insana odaklı 3 evet. tane farklı hikayeyi izliyoruz. Evet. Onlarla bazen seviniyoruz, bazen gülüyoruz. Evet. Bazen de hüzünleniyoruz. Son kitapta bundan mı bahsediyorsun? Evet, ondan bahsediyorum. İsmi neydi? Geçmişin hayaletleri. Yani benim şu an yaşadığım bir şey 50 yıl önce, 100 yıl önce yaşadığım bir problemle ilgili olabilir. Mesela Bosna'da yaşanan olaylar. Mesela işte Osmanlı ile Sırplar savaşıyor işte 1. Murat zamanında, Kosova Savaşı'nda. İşte orada onlar 1. Murat'ı öldürüyorlar savaş alanında. Askerler de onların komutanlarını öldürüyor. O bir travma oluyor Sırplara. 600 yıl geçiyor aradan. Diyorlar ki Türkler bizim komutanımızı öldürdü. Biz de onları öldürelim. Türkler nerede? Bosna'da. Yani aslında 600 yıllık bir süreç orada travmaya dönüşüyor. Yani orada insanlar o duyguları yaşasa, ne bileyim anıt yapsalar, onları bir daha deneyimleseler, onunla savaşmaya gerek yok. Yani birikmiş duygular bu sefer başka bir ülkeye patlayabiliyor. Hani belki diyorum böyle bir şeyleri gündeme getirebilir miyiz? Hani bu filmle ya da başka projelerle. Hani biraz daha dünya barışına bir katkımız olur mu? Çok güzel düşünceler hani hocam. Bu tartışılsın istiyorum. İnsanlar bu filmle ilgili olumlu ya da olumsuz fikirler beyan etsin. Bu tabandan yukarı doğru çıksın. Belki dünya liderleri ya da akademisyenler tartışsın. Bize de bir rol düşerse de
bizim de belki bir katkımız olur. Timur Harzad'ın yani çok farklı bir sinemacıyla, çok değişik bir sinemacıyla karşılaştım bana bugün. Bana da anlatırken değişik geldi. Hani bir taraftan da bir sağlık sektöründen gelen, insan psikolojisini çok iyi bilen ve bunu da sinemasına yansıtan ve yansıtmak isteyen, önümüzdeki projelerde de bu yolda devam etmek isteyen bir sinemacıydı karşımdaki. Çok mutlu oldum sizi tanıdığıma. Çok teşekkür ederim. Böyle işte bu koşturmalarınız devam etsin sizi. Yeni yeni projelerle tekrar burada İnşallah. Ağırlayalım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Daha farklı alanlardasınız ama vakit yok artık konuşmaya. Bu yüzden ben sizi tekrar tekrar burada ağırlamayı çok arzu ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun hocam. Filmin de yolu açık olsun bu arada. Teşekkürler. Şimdi sırada sizin için hazırladığımız özel haberimiz var. Birlikte izleyelim. İşgal altındaki topraklar, özgürlük için verilen mücadele, kayıp giden yaşamlar, hüzün, gözyaşı. Kendi hürriyetini kazanmaya çalışan bir millet, Filistin. Şakir. El benet, rasabet talim. Şubdi sir yani, şuyi tal biraz duhiydi. Doçent Doktor Yusuf Ziya Gökçek, Filistin coğrafyasının geçirdiği sosyopolitik ve sosyokültürel dönüşümün, yaşanan buhranların sinemasal anlatıya ve sinema sektörüne yansımasına değindi. Filistin sineması büyük ölçüde Filistin'de çekilen bir sinema değil. Filistin yönetmenlerin önemli kısmı aslında Filistin dışındaki yerlerde çekiyorlar ki bu da işgalin sonucu, işgal sürecinin getirdiği bir sinema pratiği. Nihayetinde işgal büyük ölçüde bir denetime tabi, İsrail denetimine tabi ve bu insanlar kendi hikayelerini özgürce ve bağımsızca anlatmak için Filistin dışındaki yerleri tercih etmek zorundalar. Dolayısıyla Filistin sineması çok ilginç bir şekilde Filistin dışında üretilen ve Filistin dışında gösterime giren bir sinema. Çünkü Filistin içerisinde film çekmek ve Filistin içerisinde o filmi göstermek mümkün değil. Çünkü sinema salonlarının büyük ölçüde İsrail hakimiyetinin ve hegemonyasının etkisinde olduğunu söyleyebiliriz. Filistin yönetmenler de dolayısıyla yine 1948'de yani İsrail kuruluşuyla birlikte aslında pek çoğu kamplarda yaşayan, kamplarda büyüyen ya da Avrupa'da, diasporada bulunan yönetmenler bu kamplarda Lübnan ve Ürdün'de olmak üzere şey yapılıyor, görülüyor. Ve bu yönetmenlerin önemli filmleri daha çok buralarda çekilmiş oluyor. Yani biz aslında Filistin'in temsilini görüyoruz. Filistin kendisini maalesef bu filmlerde görmemiz mümkün değil.